Yeni Renault Megane Yüzde yüz elektrik gücüyle yola çıkıyoruz. Renault'un katkılarıyla hazırladığımız Rıdvan Dilmen'le referans programından herkese merhaba. Rıdvan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk bunu hocam. Spor dijital izleyicilerine merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok şükür. Her şey yolunda sağ olun. E, milli takımla başlayalım. Stefan Kuntz'la başlayalım. Stefan Kuntz'un ayrıldığı yönünde iddialar var ama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da iddialar gerçeği yansıtmıyor. 20 Eylül çarşamba günü Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Hoca Riva'ya davet edildi diye bir açıklama geldi. Hemen bu gündem hakkında bir yorumunuzu alalım Son cümleden başlayayım. Bayram değil, seyran değil. Zaten görüşen bir insanın için çağırır? Vedalaşmak için çağırır. Dolayısıyla e, KUNS dönemi bitti diye görüyorum ben açıkçası. Aslında sadece yarınki görüşmeden dolayı çıkarmıyorum bunu ben tahminden dolayı. Japonya maçından sonraki Mehmet Bey'in açıklamasından çıkarıyorum. Hatırlarsanız son programımızda şunu net söyleyip gördüğüm tabloyu söyleyeyim. Aldığım kokuyu ve tecrübemi söyleyeyim. Sıfır sıfır ise git bırakın muhalefeti Ermenistan maçı. Kuntz diye bir kalmayacak Türkiye'de. Stefan Kuntz'la ilgili Ermenistan maçında olası bir puan kaybında beraberlikte Kuntz'un tecrübeme denerek kalma ihtimali görmüyorum dedim. Doğru yanlış diye tartışmıyorum ama. Matematiğe baktığımız zaman aslında yüzde seksen, abartma yüzde seksen biz gideriz milli takım olarak. Ama Hırvatistan maçına konusu olmayacağı bence kesin. Yarın vedalaşıp bir sonraki günde kafalarında muhakkak görüştükleri veya bir isim vardır isimler vardır. Muhtemelen de perşembe akşamı da açıklarlar yeni bir tarım teknik direktörünü diye düşünüyorum. Tecrüben bunu söylüyor. Peki, e, yani şöyle işin tabii federasyon nezdinde bir olayı var. Yani hoca ile devam edip etmemek gibi. Ama oyuncu grubundan da mesela Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonunda bir verdiği röportajı görüyoruz. Oyuncu grubuyla alakalı Stefan Kuntuz'un birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle e, Hakan üzerinden gitmemek lazım. Çok değerli bir insan ve oyuncu. Hatta Ozan Kabağan da Ermenistan maçından sonra yaptığı saygı duyuyorum hocama ama ben görev bekliyordum. Hakikaten de e, takımında sürekli oynayan bir oyuncu olduğu için bunlar tabii e, teknik direktör sadece ikisi üzerinden gitmeyelim. Teknik direktör oyuncu ilişkisinin bittiğini gösteriyor. Onun için de e, Kunz da bunun farkında olduğu için zaten ya ben tazminat ne kadar alırsam o kadar iyidir konuşmasıydı maçtan sonra konuşma. Bu yüzden de e, açıkçası Ermenistan maçından Mehmet Bey Başkan gidecek gibi konuşmadı ve kararlıydı Hırvatistan maçına Kunts'a gitmeye ama Japonya maçındaki açıklamaları oyundan bağımsız ayağına kurşun sıktı dedi. Bu sefer tabii mecaz anlamında söyledi. Bence kurs bitti. Tabii o Oğuzcan çok önemli bir konu değildi. Bence yıllarda profesyonel futbol oynadım. Lider vasıflı oyunculardan bir tanesiydim. Bütün lider oyuncularında özellikle hocalarıyla paylaşımları olur. Ama yöneticilerle ilgili de bu konularda girmemeleri gerekiyor. Sadece iki sporcu açısından da söylemiyorum bunu. Bir kere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimini Hamid Altıntop'un da özellikle... Çünkü Hamit Altıntop futbol şube ...sorumlusu, yani milli takımların sorumlusu. Öncelikle belki 5-6 tane oyuncu ismi geçiyor veya konuşuyor. Hatta 10 oyuncu falan dedi, istemiyoruz, İşte biraz daha ileriye gidip filanca kişileri istiyoruz gibi. Bunlarla e, yeni gelecek teknik direktörden bağımsız bütün milli takım oyuncularına şunu söyleyecekler. Bir gün bir taneniz teknik direktörünüz hakkında şikayette bulunmayacaksınız. Ne medyaya ne de bize. Sizin sorumluluğunuz Hamit Altıntop'tur. Bütün sorununuzu da onu paylaşacaksınız diyecektir. Antrenör seçmek, antrenör beğenmemek. Bakın antrenör ben çalıştığım yıllarca beğenmediğim antrenörlerim vardı çalışırken. Antrenör. Ama bizim haddimiz değildir o. O yüzden de çok tehlikelidir. Bu dönem daha öncelerde yaşamıştık Türkiye'de. Ülkemizde maalesef. Oyuncuya dayalı sistem olmaz. Limitsiz transferi olan bir teknik direktör gelecektir. Öyle bir şey yok. Fakat milli takım kutsaldır. Benim teknik direktörüm Ahmet, Mehmet, Hasan, Yabancı yerle anlamam... Ben ister marşına çıkmak isterim. Çocukluğumun hayaldir milli takım. O yüzden de bu oyuncular bu top işlere girmesinler diye rica ediyorum. Giriyorlarsa da milli takımlara uyardıktan sonra tekrar devam ediyorsa çağrılmamaları gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum Hakan ve Ozan'a e, bağımsız söylüyorum bunları. Hocam federasyonla alakalı geçtiğimiz hafta gündemi meşgul eden ikinci bir konu da vardı. Evet işte Fankun's milli takım şu an ana gündem olabilir ama bence ligin kaderini de değiştirebilecek bir konu var. E, Federasyon resmi sitesinden bir anket yayınladı. Hypercube isimli bir firma ile işbirliği yapıldı. Bunlar şampiyonlar ligi Hollanda ve Belçika liglerini de organize eden e, bir organizasyon şirketi. Süper ligde playoff, playout sistemine geçileceği iddiaları da direkt olarak geldi. Çünkü Hollanda ve Belçika'da da bu sistem var sizin de bildiğiniz evet. üzere. Türkiye Süper Ligi'ne sizce yavaş yavaş bu playoff ve playout geliyor diyebilir miyiz? Ben bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasını gördüğüm gibi aynı fikirde sizinle ol olacak. Bunu da söylemiştim. Bir bilgim, duygum yok ama şimdi şöyle. Muhtemelen özellikle büyük kulüplerle bu görüşülmüştür. Daha sonra şimdiye kadar olmayan bir uygulama yapıldı. Ne yaptı? Taraftarlara soruldu. Ortalaması da zaten ne karar aldılarsa muhtemelen o çıkacaktır. Zaten bunu bilimsel istatistiklerde, üniversitelerde görebiliyoruz zaten. Dolayısıyla bunu mutlaka bu özel şirket aracıyla değil sadece kulüplerle de istişare etmişlerdir. Ben bu istişare biraz daha genişletilmesini mesela Türk futbolunda emeği olan bir sürü futbol adamı vardır. Futbol aklı vardır. Hamit Top'un ve federasyon başkanının mutlaka bu mesela Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Rıdvan Dilmen, Metin Tekin, Peyaz Uçar, Bülent Korkmaz gibi kişilerle de istişare etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hangi sağlıklıysa da vatandaşların da istediği önemli. Tabii Burada önemli olan ekonomi ne durumda? Şu anda futbol ekonomimizin çok abartılı transfer yapılmış olmasına rağmen kulüplerimizin durumu ortada olduğu için ve her gün de geriye gittiği için ekonomik olarak bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum. En azından bir geçiş dönemi için playoff uygulamasının 2011'de hazırlıksız olmuştu. 2011'de 2012'di galiba. Evet. Aslında dört büyük kulübün playoff'ta kalması Tat verdi. Ama orada diğer kulüpler korunmamıştı. Şimdi bunu biraz geliştirip playoff'u yani 8-8-9-9 bölünebilir. Playout da eklenerek ki o zaman hatırlıyorum Mehmet Ali Bey playout da getirecekti ama hazırsız yakalanmıştı. Evet. Doğru bir hazırlıkla, doğru istişarelerle belli bir dönem için playoff uygulanabilir. Geçiş süreci için kalıcı değil. Neden kalıcı değil? Düz mantık. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi yok böyle bir uygulama. Dolayısıyla 6 tane büyük ülke yoksa bizim yapmamız normal değil. Fakat şu andaki konjektörü yeri benim fikrim playoff. Playoff ve playout uygulanmalı bir geçiş bir süre. Maksimum 4 yıl. Siz büyük takımlarla Anadolu takımlarının makasının ilk kez bu kadar açıldığından bahsetmiştiniz. Evet. Belki biraz da dört büyükler dışındaki takımları da işin içine dahil etmek adına da bir geçiş olabilir mi? Şöyle ama bu limit problemi ee, gördüğümüz kadarıyla özellikle büyük kulüplerimizde uygulanmadığı gibi geliyor bana gördüğünüz tablo. Fakat örneğin Kayseri Spor son gün açtı. Ankara sıkıntı yaşadı gibi gibi bir sürü kulüp sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla bundan dolayı bir fark oldu. O yüzden üç büyük kulübün artık ligde force edeceğini görebiliyoruz. İşte Trabzon'la Adana Demirspor, Trabzon yeni güçlendi. Adana Demirspor kadrosuna baktığımız zaman şöyle hayal ederim. Koysunlar ekranları 11'ine. 4 sene önceki Fenerbahçe Beşiktaş formasını giydirsinler 3 sene önce. Bu gitsinler. yani Demirspor büyük bir camia, büyük bir taraftar kitlesi var ama çok güçlü bir kadrosu var. Evet. Yani beş takım ve gerisi diye bakıyorum ben artık ligimize. Bu dengeyi belki play-out ile geçici süre olarak yapabilirler. Şimdi Adana Demirspor'un kadro kalitesinden bahsettiğiniz ve limitlerden bahsettiniz. Otomatikman bu bizi biraz transfer dönemine doğru yönlendiriyor. Hocam transfer dönemini geride bıraktık. Herkes eklemeler yaptı. Büyük takımların Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da çok ciddi bir yatırımı oldu bildiğiniz üzere. Sizce transfer dönemini hangi takım en iyi şekilde geçirdi desem? Tartışmasız Fenerbahçe'dir. Şöyle örnekleyeyim aslında. Belki biraz sonra soruların içerisinde Fener Galatasaray ayrıydı ama eşleş ben yine de özetleyeyim. Belki o sorularda gerek de kalmayabilir. Şimdi şampiyonluk adayı belli ki üç büyük kulübümüz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ama Mayıs sonunu düşündüğümüz zaman, geçen sezon pardon Haziran'ın dördünde son maç oynandı. Zaten matematik olarak da Galatasaray şampiyondu. Dönüp baktığımda geriye Galatasaray 8 puanlık fark attı ikinciye. Üçüncüye çimtanelere tanelere geçti. Oyuna baktığımız zaman da evet Galatasaray bir adım öndeydi. Hak ederek bir şampiyon oldu benim futbol aklıma göre. Ne eksikti Fenerbahçe'de veya Beşiktaş'ta diye soracak olursak tabii ondan dolayı bir fark var. Şimdi sonuç futbol sonuç odaklı bir oyun. Bir örnek anlatacağım. Galatasaray geçen sezon Avrupa kupalarında olmadığı için hazır Ziraat Kupası dışında Süper Lig'e konsantre olmuştu. Bu doğrultuda hazır oyuncular yani hedef oyuncular almak istediler ve bir oyuncudan yatırım planlamasından vazgeçildi. Gel şampiyon yapıldı. Neydi bu? Zaten kalecinin iyi kaleci. iyi bir santrafor, iyi bir forvet arkası, iyi orta saha oyuncusu, merkez orta saha diye düşünüldü. Torreira, Icardi gibi oyuncular alındı. Mertens gibi de Türkiye Ligi standartlarında çok iyi bir oyuncu alındı. Kerem de biraz geliştirince, Rashid Sadafon tutunca derken, Galatasaray bu farktan dolayı şöyle bir örnek anlatayım. İlk geçen yılın 7 haftasında Galatasaray Trabzon deplasmanında 0-0 kaldı. Ama bütün maçlarını tek farklı kazandı. Bak şampiyon Fenerbahçe'yi iki maçta yenildiği için sadece olmadı. Her ben öyle diyorsun. Hayır. 0-0 giden öyle bir 0 kazandılar Gomis'le. Geldik İstanbul'da yine bir 0. Yine bir 0. Trabzon'da 0-0 ki normal bir sonuç. Tekrar 2-1-3-2'lerle 7 haftaya geçerken bu geçiş dönemini kalitesiyle asıl şampiyonu orada aldı. Fenerbahçe'yi düşünecek olursak sallandığı maçlarda oyun olarak bu anlar kaybetti. Yenemedi, yenildi. 5-4 bitiyordu maçları. 3-3 bitiyordu falan. Ama Galatasaray öyle dedi. En az gol yiyen takım en çok gol atan takım. Fakat puanları aslında ilk 7 haftada aldı. Tek tek giderek. İyi oynamayarak kazanıyordu çünkü kalitesi vardı. Fenerbahçe iyi oynamadığı zaman da kaybediyordu. Tıpkı Beşiktaş gibi. Bu sene Fenerbahçe, niye Fenerbahçe diyorum? Kaliteyi Galatasaray'a getirdi. Yani çok iyi bir santrafor aldı. Türkiye liginin santraforunu gönderdi. Bonservisiyelinde olmasına rağmen. Valencia gibi değerli bir oyuncuyu boy kral olmasına rağmen yolladı. Kime aldı? İstatiste baktığınız zaman bir de karakterini gördüğünüz zaman sizin ikardiniz varsa bizde Cekomuz var dedi. İşte istatistler gösteriyor. Karakteri de görüyoruz ki müthiş bir karakter almış Fenerbahçe. Yetmedi. Ya dedi bir dakika dedi. Sizin dedi toreranız varsa atıyorum mertensiniz varsa bölge için söylemesem de tadış alıyorum ben dedi. Yetmedi. Ya biz bayağı gol pozisyonu veriyoruz dedi. Kalecimiz de Altay yeterli iyi kaleci ama psikoloji şartları iyi değil. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini aldı. Ve iki tane de Türkiye standartlarını iyi stoperler aldı. E zaten elinde iyi bir perdesi var. Bravo İsmail Kartal'a o sahayı kazandı. Direkt oyuncu yaptı. Burada tabii Planlarken bir yanlış yapıldı. Onu da görüyoruz zaten. Yönetimi burada suçlayamıyorum. Sebebi de teknik direktörle istişare edilir. Yani iki ön libero oynayacağım demiştir. Bu oyuncular işte Kres boydu, işte Zayt'sa falan ben hallederim diye düşündü. Fakat ilk üç resmi maçtan sonra vazgeçti, tek kaldı. Bu kez de transfer dönemi az kaldığı için de İsmail hatta uçaktan geri geldiler memleketten Crespo'yu tuttular. Bu arada İsmail de böyle hafif alınacak bir oyuncu da değil. Gelişim açık ve iyi futbolcu tek ön libero de iyi oynar. O yüzden devre arası muhtemelen gidişata göre de Fenerbahçe bir tane transfer yapacaktır merkez ortası. Dolayısıyla Fenerbahçe transfer politikasını ilk kez değiştirdi Ali Bey. Çok sirkülasyon yapıyordu. Onun üzerinden 6'lık oyuncular, 7'lik oyuncu. Şimdi onun üzerinden 9'luk söyleyebilirim Türkiye için. Ceko 10 üzerinden 9. Tadic 10 üzerinden dokuz oyuncular. Fred'i de ekleyebiliriz. Oraya geleceğim da Fred Manchester United banka oyuncu. O yüzden tebrik ederim seni ayrıca. Şimanski diye geleceğin büyük yıldızlarından birini aldı. İki tane de tabanca gibi stoper aldı. Müthiş de bir kaleci aldı. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman sezona geçen sene kadrosuyla veya ortalama oyuncularla internetten bulduğumuz oyuncularla almış olsaydı Fenerbahçe ben direkt favori Galatasaray yazardım. Şimdi favori direkt yazamam. Fenerbahçe'nin en az Galatasaray kadar şanslı olduğunu dikkat edelim bir de Fenerbahçe 4 maç oynadı mı ligde? Evet. Kaç kaç bitti maçları? Hepsi tek farklı. Dolu dolu oynayarak mı Antep maçını? Değil. Tek Samsun'da galiba 2-0 kazandı. Evet. Değil mi? Ama 3 maçını bu hafta dahil olmak üzere kalitesiyle yani maç gitti diyorsun bir, bir yakalıyor son dakika devrenin son dakikası 2 bir önüne geçip 2 iki, iki yakalıyor, yakalıyor rakip ama bir kalite daha çıkıyor maçı bitiriyor. Geçen seneki Galatasaray'ın sezon başıyla bu yılki Fenerbahçe'nin sezon başının arasındaki istatistik bunu gösteriyor zaten. Şimdi soruma da aslında asist yaptınız hatta belki sormaya bile gerek kalmadı çünkü 10 resmi maçın tamamını kazandı Fenerbahçe bu tarihi bir evet. başlangıç aslında baktığımızda tamam kaliteyle bu puanların alındığı çok açık ve net kalite ciddi şekilde arttı. Peki siz bu süreçte Fenerbahçe'nin maçlar geçtikçe oyununda bir ilerleme görüyor musunuz yoksa sadece kaliteye bağlı Oraya geliyorum. O da haksızlık olur İsmail Kartala teknik görevlere. Çünkü o da rotasyon yapacaktır muhakkak ama şimdi bu kadar oyuncuyu bir arada tutmak kolay değil. Her şeyi kaliteye bağlarsak olmaz. Tesadüf diye bir şey yoktur futbolda. onu da on yapıyorsa İsmail Kartal bir kere en önemli tarafı iki tane özelliği var. İyi antrenman yaptırmadığı ötesinde iyi antrenördür. Teknik direktör olarak iki tane doğru yapıyor. Bir, bir kere sürpriz yapmıyor. Yani hani adalet dağıtıyor denir ya, adalet nedir? Teknik direktörün en iyisini kullanmaktır. Bence en iyi 11 ile çıkıyor. Bu teknik direktör başarısı değil mi? Bu da kalitenin gol attığı zaman sadece kaliteyi bertaraf ediyor bu yaptığı dahi. İkincisi bu kadro istikrarı yani ideal 11'in dışında oyuncuların birbirler arasında ilişkiyi gördüğümüz zaman karakterli bir oyuncu grubunu görüyoruz. Örneğin Tadic çok seviliyor taraftar ve oyuncular tarafından. Zaman zaman biz de eleştiriyoruz ama o bir oyundan çıkışındaki halini gördüm. Ya yani hakikaten bir Fenerbahçe olarak gurur duydum. Çok güzel görüntü. Çok güzel bir görüntü. Bu arada üçüncü gol atarken de kale arkası çekiminden kaleciyi gördüm. Livakovic. Yani evet Fenerbahçe takım olmuş dedim ben burada. O yüzden de bunların başında da kim var? İsmail Hoca var. 10'da 10 yapmış bir teknik direktörü var. Ve her şey dönemizde görüyorum ben dışarıda Fenerbahçeliler son yıllarda olmadığı kadar konsantrasyonları müthiş ve çok iyi durumda. Şimdi kaliteden bahsediyoruz burada Fenerbahçe'nin 6 numara transferi her evet. zaman zaten konuşulan bir şey ama yapılmadı evet. ve transfer dönemi geçti. Arka. Yalnız Cengiz Ünder'in de bir sakatlı oluyor muhtemelen yaklaşık bir ay olmayacak Fenerbahçe'de. E bir üç yerli problemi de zaten var. Rıdvan Hocam sizinle bir muhtemel Fenerbahçe 11'i yapalım mı? Tabii ki zaten İsmail Kartal bizim elimizde de kolaylaştırdı Gaziantep maçından sonra. Benim hem Antep maçında hem Antep maçından önceki konferans eleme maçlarında da yorum aynıydı. Fenerbahçe'nin bu 6 numara 8 numara sıkıntısı olduğu için orta sahada diye düşündüm. Crespo, İsmail ikilisiyle başlamıştı ligi hatırlayalım. 4-2-3-1 sonra vazgeçildi. İsmail merkezde kaldı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyuncusu bir örnekte anlatayım. Maçta bu kez İsmail olmadığı için hoca ne yaptı? İkili orta sahanı Zayis'le Fred'i. Fenerbahçe iyi oynamadı. Aslında hem Antep maçı Crespo İsmail hem de Fred gibi kalite oyuncu olmasına rağmen Zayt Fred ön tarafta mesela Tadic'i eksik oynamasına e, sebep oldu. Fred'in de eksik oynamasına sebep oldu. Fred oyunun iki yönünü oynayan çok iyi bir orta sahancısı. O da etkin kalmadı. Yani Fenerbahçe 4-1-4 oynayacaktır. Zaten ideal kadromda akşama yayınlanır herhalde. Hı -hı. Ben de çizdim. Şey, burada yalnız parantez açayım. Yerli yabancı arkadaşlar kendileri koyabilirler. Ligin durumuna göre farklı 8 artı 3'ten dolayı. Benim yerli yabancı ayırt etmeden ideal 11'imi yazdım. Bu kadar kaliteden bahsettik bu arada. Tadiş diyoruz, Ceko diyoruz, Fred diyoruz ama bence... Bugün Türkiye ben... için söylüyorum yalnız ben. Tabii. Yani bunu biraz abarttık bir Galatasaray abarttı, abarttı, de abarttı böyle dünya yıldızları falan filan yok öyle bir şey. Türkiye standartlarında. Türkiye standartlarında yıldız oyuncular geldi. Bence bu yıldızların arasında var olan bir isim var ki bunu kesin konuşmamız lazım. İrfan Can Kahveci'den bahsediyorum tabii ki. Sezon başında Kadıköy'de ıstıklandı İrfan. 5 gol 3 asistlik performansıyla da bence son dönemde İbre'yi bayağı bir tersine çevirdi ve tribünler en son maçta adına sakatlandığı bir pozisyonda ismini haykırmaya başladı. Moral bozmadı ve kendisini yeniden ispat etmeye devam ediyor İrfan Can. Zor mudur bu geri dönüşler? Çok zordur. Yani damdan düşen bilir. Çok şükür ben tabii yaşamadım bunu hiç. <laughs> Ama takım arkadaşlarım veya antrenörümde veya oyunculuğumda, şey, yorumculuğumda görebiliyoruz. Şimdi İrfan Can çok kaliteli bir oyuncu ki o kadar yatırım yapıldı oyuncuya. Hatta hatta bence ya İrfan taraftar ilişkisini biz halledemeyeceğiz. Biz Cengiz alalım diye büyük bir maliyet verdiler. Şimdi İrfan Can'ın bu performansını bekleyen Fenerbahçe mümkün değil Cengiz almazdı. Almamalıydı. Cengiz kötü oyuncu mu? Hayır iyi futbolcu. İrfan Can gidecek diye düşündü diye ben ee, düşünüyorum. Fakat İrfan Can son 6 resmi maçları bir kez ilk 11'de oynadı. İstatistikler de ilginç. İlk bir kere 11'de oynayan bir oyuncunun bu kadar istatistik yakarması Tabii burada birinci sebep özellikle de taraftarı... Tebrik etmek lazım. Bir dakika dediler ya. Biz bağırıyoruz da bizim aleyhimize oluyor bu dediler. Ve İrfan da tabii burada performans gösterince. Bundan sonraki bölümde Cengiz'in sakatlığı inşallah bir an önce düzelir. Ama o bölgenin birinci duygusallık olmazsa, İsmail Kartal direnç gösterirse İrfan Can oraya aldı. Cengiz bekleyecektir. Düzeldiği zaman da rotasyonda çok maç olduğu için İsmail Hoca'nın da ele avantajıdır. Ben zaten Herkesin ne kadar önde olduğunu Rıdvan Dilmen olarak bunu birim yaptım. Herkesin sağlıklı olduğu şekilde yaptım bunu da söyleyeyim. Hocam istatistik verdiniz ya sizi orada destekleyeyim. İrfancan 2 tam sezon oynadı Fenerbahçe'de. 2 sezonda da 11 gole katkısı vardı. Bu yıl 10 resmi maç ama 4'ü ilk 11. Şimdiden 8 gole direkt katkı yaptı. Hakikaten. Ama burada o zaman bu istatistiği Oğulcan kardeşim bence İrfancan da iyi bakmalı. Bir de Fenerbahçe'ye gelmeden önceki istatistiğine baksın. 10 milyon euro servis bana niye verildi diye. Sonra o cılız istatistiğini aynaya bakacak. Jesus da mı? Daha önceki teknik direktörü de mi? Bitor Emre Belözoğlu kim gelmişti? Bitor Emre Pereira gelmişti. Ile de oynadı. Evet, Belözoğlu gelmişti. Diyecek ki, bir dakika ya. Yani aynaya baktım. Bende de biraz sıkıntı var diyecek. Demiş olacak ki bu buralara geldi. O yüzden ben İrfancan'ın her zaman Türkiye'nin en değerli yerlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Top onda. Artık de tabii ki İsmail Kartal'da. Bazen oyuncuların sakatlanması tabii Allah göstermesin. Yani en önemli rakibimizden dahi sakatlanacaksa üzülürüz Allah göstermesin. Daha çok oynatacağı için İsmail Hoca. Cengiz de geldiği zaman maç sayıları eşit olabilir ama sanki İrfancan biraz daha önde. Sakın Cengiz'den vazgeçilmesin. O da mutlaka adapte olacaktır. O da daha iyi baksın kendine iyi çalışsın. Galatasaray'a geçelim. Tamam. Başkan vekili Sayın Erden Timur'un bir açıklaması oldu. Türk futbol tarihinde ilk, i̇lk defa böyle bir kadro kuruldu diyor. Şu anki güncel Galatasaray kadrosu için. 13 tane Drogba, Schneider, Melo ayarında oyuncumuz var dedi. İddialı ve bence aslında doğruya da yakın bir açıklama. Erden Timur'un sözlerinden yola çıkarsak kadrodaki isimlere de bakınca Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu mu gerçekten? Şöyle, şimdi tarihi... Bizler çok çok Ay, eskileri bilemeyiz uyuşuruz. ama sizlere göre biz avantajlıyız. Fatih Terim'le karşılıklı <laughs> oynamışım. Benim gençlik yıllarım Fatih da son yıllarıydı. Gökmen abi izledim. Bir sürü Galatasaray'ı izledim ben oyuncular. Fenerbahçe'ydim. Fenerbahçe'yi dedim. Cemil abilere kadar hatırlıyorum. Tabii o günkü teknoloji, zeminler, şunlar bunlar farklı. Kaliteli oyuncu farklı bir şey. O zamanki koşu mesafede her şey farklı bir şey. O yüzden de yıl yıl geçmişe de saygısızlık yapmak istemesem de Şimdiki durumda mesela manipüle ettiler benim sözlerimi. Ben Erden Timur'a o konuda katılıyorum. Galatasaray tarihini 3 olarak görüyorum. Çünkü ben Prekaz dönemlerini, Fatih abilerin dönemlerini, Gökmen abileri bildiğim için... ...ilk üçe koyarım. Grobbaları, şınayderleri dizlediğim için. Ama bunu şöyle manipüle Ben ilk üçe koymam diye yazdılar cümlelerimi. Bilerek, isteyerek manipülasyon yaptılar. Önemli değil. Ben artık onlarla uğraşmıyorum. İlk üçüdür. En iyisi demem ama ilk üçüdür. Çünkü neden demem? Şuna hiç katılmıyorum Erden Bey'in. Schneider, Melo ve... Drop, Drop 13 tane var. 13, 13 tane, tane var. falan yok. 13 tane falan yok. Büyük yıldızları kalecisi Muslera'dır. Zaten uzun yıllardır var. Büyük yıldızı Icardi'dir. Büyük yıldızı her şeye rağmen Torreira'dır. En çok iyi merkez Tabii ki Işıltı ve geçmişine baktığınız Hakim Ziyech'tir. Zaha da benim için dünya yıldızı değildir. İyi futbolcudur Zaha. Sağlıklı haliyle iyi futbolcudur. İnşallah sakatlığı falan yoktur. Manchester United'da 4 tane maç oynamış, Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamamış bir oyuncu Dünya yıldızı olur mu Allah aşkına? Hani 20 yaşında olsa neyse aday dersin. İyi futbolcudur. Icardi büyük oyuncudur. Torreira büyük oyuncudur. Muslera büyük oyuncudur. Hakim Zeytis de büyük oyuncu diye düşünüyorum. Kerem'i ayrı bir yere koyuyorum ama diğer oyuncular Sergio, Oliveira, Kerem'i de atıyorum. Endombe, Endombele de öyle büyük yıl oyuncular falan değillerdir. Bundan iyi futbolculardır. Galatasaray tarihinin önemli oyuncularıdır ama 13 tane Melo, 13 tane Schneider, 13 tane Drogba falan yoktur. Fenerbahçe için aynı şey geçerli. Zaten az önce söylediğiniz yıldız kime göre yıldız? Yani Türkiye standartlarına göre yıldızlarla doğru. dolu tabii, aynen kadrolar. Galatasaray kadrosu... Ve Galatasaray'ın da önemli bir şeyi var. Taraftar oyuncu, taraftar kulüp ilişkisi müthiş derecede 3-4 yıldır tamam yapmış durumda ve bunu da iyi yapıyorlar. İtici güç. Evet, Net olarak. çok büyük. Şimdi Galatasaray kadrosundan bahsediyoruz. Tabii Kopenhag maçıyla Galatasaray'ın şampiyonlar ligi serüveninde Aha. başlayacak. Tarihin en iyi kadrosu olabilecek bir kadronun. Bu yılki şampiyonlar ligi serüvenini bugünden itibaren nasıl görüyorsunuz? Rakiplerden hocam? gidelim. Şimdi ben Manchester United'ın hocasıyım. Kopenhag'ın hocasıyım. Bir de Münih'in hocasıyım. Galatasaray'a bakıyorum. Kopenhag'a bakıyorum. Aa, dedim ki Galatasaray ilk ikiye girme ihtimali var. Şimdi biz kendi penceremizden bakıyoruz ama... Evet kendi penceremizden Türkiye olarak Galatasaray ilk ikiye girebilir diyoruz. Bir de taraftan bakalım. Bence böyle bir durum var. Bayern Münih bir veya iki olur. Ben bu dört takımdan Bayern'in kesin tur atlayacağını biliyorum. Manchester United çok ciddi sıkıntılar yaşıyor şu anda. Sadro dışları var, kulüpte bir kaos falan var. O yüzden de bu üç takımdan birinin Galatasaray, Kopenhag ve şeyin ikinci olmasını veya bir iki olmasını sürpriz saymam. Sonunculuğu da sürpriz saymam. Öyle bir grup şu anda. Her şey olabilir. Ama Galatasaray gruptan çıkabilir derecesinde kadroya sahip. Peki ya Bayern Münih'i favori olarak sayıyoruz. Yine de bu Premier Lig'deki seviye farkının United'ın eksiklerine rağmen yaşanacağını düşünüyor musunuz Galatasaray maçlarında? Galatasaray'dan dolayı yaşanır. Galatasaray'ın konsantrasyonu yüksek olacağını düşünüyorum. Tabii ki yüzde verecek olursak yüzde altmışta kırk Manchester United önde gözükse de ki daha zaman var o maçlara onlar da toparlayacaktır. Ben şu andaki konjöktör şu olarak görüyorum. Ama Kopenhag'ı izleyeceğiz yarın akşam. Önümüzdeki hafta daha iyi biz analiz edebiliriz. Kopenhag şu anda hepimiz için bir kapalı kutu. Ama öyle çantadaki keklik bir grup değil. Müthiş bir grup. İkinciliği de sürpriz değil. Dördüncü de değil benim için. Şu andaki ben de size katılıyorum burada. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ Dinleğimi olun, bitirdik Evet, aynen. Sevgili kardeşim Oğulcan teşekkür ederim. Yarın akşam Büyük Kaptan ve benim için büyük onur Bülent Korkmaz hocamızla kardeşimizle Avrupa Şampiyonluğu yaşamış, Kupa kaldırmış kardeşimizle Galatasaray maçından sonra görüşmek üzere canlı yayında. Tabii ki Perşembe akşamı da Fenerbahçemizin Avrupa maçından sonra 21.30'da hep birlikte canlı yayında. İyi günler. Yeni Renault Megane E-Tech. %100 elektrik gücüyle yeni yolculuklarda görüşürüz.